PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine 27 Temmuz 2011 tarihinden beri izin verilmiyor. Adalet Bakanlığı'na yaptıkları başvuruları sürekli geri çevrilen avukatlar, Türkiye'nin birçok yerinde eylemdeydi. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki eylemde avukatlar tecritin yasalara aykırı olduğunu vurguladı. Bu hiçbir uluslararası hukuka, hatta Türkiye'nin geriye düşen antidemokratik yasalarına bile aykırıdır. HDP İstanbul Milletvekili Beyza Üstün, çözüm sürecinin devam etmesi için tecridin kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Bizim temel parti olarak taleplerimiz var. Bir tanesi başta Sayın Öcalan olmak üzere üzerine konan tecridin kaldırılması, HDP heyetinin bütün görüşme taleplerinin yerine getirilmesi ve sürecin hemen başlatılması. Ankara'da da Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi avukatlar adliye önündeydi. Böylesi toplumsal ve siyasal karşılığı olan Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit tüm ezilenlerin, ötekileştirilenlerin de tecritidir. Tecrit uygulaması Diyarbakır'da da protesto edildi. Yıllardır İmralı'da dünyadan koparılmak istenen yalnızca bir kişi değil, bir düşünce, bir felsefe, bir halk ve halkların özgürlük talepleridir. Her hafta Mezopotamya Hukukçular Derneği, Batman, Van ve Mardin'de de eş zamanlı açıklama yaptı. Sayın Öcalan ve İmralı adasında ayın tutulan diğer Türkümlüler...